Selamünaleyküm arkadaşlar. 210 numaralı depoyu aldık. Şu anda bulunduğumuz bölge arkadaşlar, etrafımızda tamamıyla milyon dolarlık evler var. Yani çok yüksek bir kitlenin olduğu yerdeyiz şu anda. Buradan hatta depo almak çok zor. Çünkü genelde bu bölgede depo açık arttırmaya çıkmıyor. Çünkü devamlı ödemelerini yapıyorlar. O yüzden bu bölgede yılda en fazla 1-2 kere depo açık arttırmaya çıkar. O depolardan bir tanesini aldık. Evet, depomuz burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir golf seti var. Bir de böyle kutular var. İnşallah düşündüğümüz gibi güzel bir depo çıkar. Tabii nasip. Nasibimizde ne varsa onu yiyeceğiz bugün arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Çayımız, kahvemiz hazırsa başlıyoruz. Şunu hemen bir alalım. Şu plaj sandalyemiz 5 dolar. Şu kutudan başlayalım. Şöyle bir ayakkabımız var. Çok fazla güzel ayakkabılar yok açıkçası. Şu biraz daha yüksek fiyatlı bir ayakkabı. Salomon 3. Şunun model numarasına bir bakalım. 643-001. Buna internetten bakarız. Diğer ayakkabılar çok yıpranmış. Şu hanımefendilerin ayakkabıları da normal marka ayakkabılar. İki arabamız var. Hemen hızlıca buradan çıkabileceğiz. Şu ceketi de görmüştük. Bunu da merak ettik açıkçası. Dillard'ın bir ceketi. Durumu çok iyi değil. Class of 85 diyor. Böyle kolej, üniversite ceketi gibi arkadaşlar. Çantanın markası öyle büyük bir marka değil. İlk ürünler her zaman önemli arkadaşlar. Eğer ilk ürünler marka olsa hep marka olarak devam eder normalde. Tabii hayırlısı diyoruz. Nasip. Şurada bir anahtarlık varmış. Chicago anahtarlığı. Burada ıvır zıvırlar. Şurada şunlar pompon kızlarımız. Burada değerli bir şey yok. Usta maçlara devamlı gidiyormuş. Bir tane arkadaşları varmış. Şu hafıza kartı değerli değil. En altta kalemler var. Şunlar da muhtemelen kalemler. Şöyle bir Halloween bebeğimiz var. Miami Dolphin'in şapkası var. Ama çok yıpranmış. Burada küçük oyuncaklar var. Değerli değiller. Bir hard driver daha var burada.
Harika. Çöp poşetleri var. En sevdiğimiz ürün. Buna genelde tamir aletleri koyuluyor arkadaşlar. Ama burada kıyafetler var ve gördüğünüz gibi kıyafetlerin durumu bayağı bir kötü. Markası da Wrangler. Bir tane silah kutusu var. İçi boş. Şunda da silah varmış. Almışlar. Bakalım belki buralardan bir yerden çıkar. O yüzden bütün hepsini dışarıya böyle atacağız. Vallahi usta güzel katlamış ürünleri. Bu tarafta herhangi bir değerli bir şey yok. Şurada kamuflajlar var. Askeri ürünler var. Şunlar ustanın sertifikaları. Usta askermiş. Şöyle bir ürün var. Burada da askeri kıyafetler. Aman camlar var. Kesmeyelim kendimizi. Şurada bir madalya sanırım. Evet, şunlar madalyalar. Eski bir şey var mı diye bakıyorum ama eski bir madalya. Yani tarihleri de yazmıyor. Irak'tan alınan bir madalya. Şu da limitli bir ürün. Bu da For Military Merit diyor. Bunlara bakarız. Yani ustanın inşallah silahları burada vardır. Şurada armalar var. Bond. James Bond. James Bond'un deposunu almışız. Bir madalyamız daha var. Şurada da kamuflajlara takılan ürünler var. Tabi aslında buradaki bizi en çok ilgilendiren şey silahlar olabilirdi. Ama maalesef silahlar burada değil. Bu da survival kit diyor. Burada böyle dağ ormana gittiği zamanki yanında taşıdığı set arkadaşlar. Gördüğünüz şöyle bir bıçağımız var. Şurada bir şey yok. Bakın sniper'mış usta. Şöyle eski bir çanta var. After Five diyor. Bence değerli bir çanta değil. Bir plakamız var. $5. Şimdi resimlerde önemli Irak'tan madalyası var. O yüzden enteresan şeyler çıkabilir. Bakın şu da tartı. Bunu
farklı ürünler için kullanıyorlar. Bu çantayı görmüştüm. Bunu ilk gördüğümde markasına bakmak istemiştim. Joan Rivermiş markası. Evet, hanımefendinin takıları burada. Şunlar değerli değiller. Buradakilerin hiçbiri değerli değil arkadaşlar. Şurada kalemler var. En altta da ıvır zıvır ürünler var. Bir plakamız daha var. Şimdi şu çantamıza bakalım. Şurada haplar, kalemler var. Şöyle bir oyuncağımız var. Altta sentler var. Sadece sentler, yani 5, 10, 20, 5, 10, 25 sentler yok, sadece 1 sentler var. Duney Borg marka bir çantamız var. Çantayı 20 dolara satarız. Şurada değerli bir şey yok. Bunlar kartlar. Çantamızın içerisinde bir tane parfüm var, sadece küçük bir parfüm. Neymiş bu? Grace, Amazing Grace yazan bir parfüm. Değerli değil. İki tane saatimiz var. Geneva marka saatler. Değerli değiller. Burada hep hanımefendinin ürünleri var. Bazen böyle yüzüklerini unutuyorlar. Anca o şekilde bir şey bulabiliriz. Yoksa fark ettiyseniz değerli bir ürün daha bulamadık. Bu da yine aynı marka bir çanta. Bunu da 20 dolara satarız. Şurada biraz takı var ama değerli değil. Biraz bozuk paralar var. Burada başka bir şey yok. Şurada bir göz varmış. Oraya da bakalım. Burada da bozuk paralar var. Burada bir şey yok. Çanta direkt çöp olmuş zaten. Şurada bir şey var mı? Kumanda var, televizyon kumandası. Şu bir şey değilmiş. Başka değerli bir şey yok. Uber yapıyorlarmış arkadaşlar. Uber etiketi var. Şu Uber'in etiketi. Şunun fiyatı 30 dolar. Vanamız var. Bir tane dirilimiz var. Şunlar eksik.
Hepsi eksik. Toplam 60 dolarlık bir tamir çantası. Resimlerde değerli bir şey yok. Şurada haplar var. Şurada ne varmış? Sesler. Burada bozuk para koleksiyonu yapmış usta ama değerli paralar değiller. Bunlar 1 dolar tanesi. 20 dolar. Allah bereket versin. Yani ben gümüş para açıkçası düşündüm ama gümüş para değiller arkadaşlar. Şöyle bir zayıflama ürünleri var. Boş bir kutu. Burada da poker oynuyorlarmış. Şimdi beraber alalım şimdi. Burada kağıtlar var. Şurada sadece kağıtlar. Bir tane saatimiz var. Fosil marka bir saat. Bunu 30 dolara satarız. Burada başka bir şey yok. Şurada sadece zarflar mevcut. Burası da aynı şekilde sadece zarflar arkadaşlar. Böyle hediye gift card zarfların içerisinden bazen nakit paralar da bulmuşluğumuz var. Bir diğer kutumuz. Bakın cüşlermiş aynı zamanda. Burada öyle çok değerli bir şey gözükmüyor. Şurada bir takı var. Herhangi bir marka takı değil. Şu, bu da herhalde bir şey değil. Yok arkadaşlar, bu da değerli değil. Bir yüzük var. 925 bir yüzüğümüz var. Şunlar değerli değil. Bu da boş gibi. Bu da boş arkadaşlar. Şunda ne var? Burada Barbie. Gördüğünüz gibi seti var. Şunlar değerli değiller. Burada daha çok çocuk ürünleri var. Şunlar neymiş? Harika. Evet arkadaşlar, bir şeyler bulduk. Tiffany 925 bir bileklik. Tiffany bir kolye. Şu bana göre çelik. 10 karat bir yüzük. Allah'a şükürler olsun. 10 karat bir yüzük daha. Harika. Harika. Şu bileklik 100 lira. Şu da 100 lira. Şu ikisi de 200 liradır. Çok rahat. Harika. İşte bu. Ya şimdi bahsediyorduk ya. Şimdi ya. Yani şimdi bahsettiğimiz konu arkadaşlar. Şükür. İşte bir anda bir ürün her şeyi gördüğünüz gibi değiştirebiliyor. Şunlar değerli değiller. Şimdi iyice bakıyorum böyle küçük bir çanta var mı diye. Burada hep çocuk ürünleri var.
Bakın bayağı bir fareler buralarda dolaşmışlar. Ama biz buradayken dolaşmayın da bizden sonra ne yaparsanız yapın. Şuraya bakalım da yine de. Şunlar da kokular. Burayı alırken ki düşüncem şu golf setini görünce Allah'a dedim burası harika bir depodur. Ama gördüğünüz gibi diğer ürünler çok değerli ürünler değiller. Şu saati 20 dolara satarız. Şunlar değerli değil. Evet, şurada bir saatlerimiz var. Bu saat değerli değil. Şunlar değerli değil. Bu da değerli değil. Değerli değiller. Şu neymiş? Değerli değil. Değerli değil. Değerli bir şey çıkar mı? Yok abi. Bu da değil. Bu neymiş? Bu da değil. Vallahi hiçbir saat arkadaşlar değerli değil. 3-5 dolarlık saatler. Burada da küçük küçük çantalar var. Şunlar boş. Şurada biraz takı var gibi ama yok arkadaşlar, takı değilmiş. Bunlar da makyaj sanırım. Bunlar da makyaj. Vallahi biz beyefendinin ürünlerini beklerken hanımefendinin ürünleri bizi kurtardı. Şunlar 60. Bozuk para mı dedim ama değilmiş. Şurada değerli bir şey yok. Burada ayakkabılar değerli değil. Bir tane çakımız var. Şunlar da taşlar. Şurada çocuk ürünleri var. Burada da kıyafetler var. Şuralara bazen saatlerini çıkartıp koyuyorlar. Veyahut da bozuk paralar gördüğünüz gibi koyuyorlar. Burada da toplarımız normalde durur. Burada ama usta ayakkabıları var. Kötü durumda. Şurada neler var? Toplar var. Gördüğünüz gibi golf ürünleri var. Bu en altta da burada da toplar var. Burada değerli bir şey yok. Kalemler var. Tencere ilk mutfak ürünümüz. V var bir tane arkadaşlar. Bunu da 40 dolara satarız. Kameramız burada ama eski bir ürün, değerli değil. Buradakiler de bu kadar. Bir diğer kutumuz. Bu bayağı bir ağır bir kutu. Şimdi anlayacağız neden bu kadar ağır. Şöyle bir takı dedim ama evet, takı da
Var arkadaşlar. Bana göre değerli değiller. ...925 bir yüzüğümüz var. Harika. Bir takı. Gördüğünüz gibi bayağı bir takı var burada. Şu taraftan bakalım. Çünkü şu muhtemelen altın. Şu altın. Çok küçük ürünler. Hemen söyleyemiyoruz. Şunlar gümüş arkadaşlar. Bu 14 karat olabilir. Yok hayır, 925 yazıyor gümüş. Keşke 14 karat olsaydı. Çok da ağırmış çünkü. Şunlar gümüş. Şurada değerli değil. Bu da gümüş arkadaşlar. Harika. Çok güzel bir takı kutusu. Depo gerçekten enteresan olmaya devam ediyor. Şurada değerli bir şey yok. Bir takımız var. Herhangi bir değerli bir ürün değil. Neden böyle yapmışlar bilmiyoruz. Şunları çıkartalım iyice. Alt taraf biraz karışık. Şu bir krem. Bileklik değerli değil. Burada başka değerli bir şey yok. Kalemin markası neymiş? Cross bir kalem. Bunlar bazen 14 karatta olabiliyor arkadaşlar. Ama bu onlardan biri değil. Bir elektronik sigara saç ürünü. Şurada elektronik sigara. Gördüğünüz gibi silah kılıfı da var. Ama arkadaşı daha göremedik. Belki görürüz. Bir kameramız daha var. Değerli değil. Hap. Spreyler. Artık boş. Şunda en altında bir şey varsa vardır. Bu tarafta bir şey yok. PlayStation 4 de varmış. Oyunlar burada. Şunlar da var mı oyunlar? Hepsi dolu. Toplam 6 tane oyun var. Bakalım PlayStation 4'ü görebileceğiz mi? O da bizi görecek mi? Olacağız. Parfüm dolu. Fantazi diye bir marka. Değerli bir marka değil. Burada bir şey yok. Şunlar kitaplar. Şu boş. Altta bir tane yatak var. Şurada bir iki parfüm var. Lavinia diyor. Bu da değişik bir marka. Değerli parfümler değiller. Buradaki ıvır zıvırlar da
bu kadar arkadaşlar. Depo sona doğru daha da bir güzelleşti. Geriye 1, 2, 3 tane kutumuz kaldı. Outback marka bir ceket. Diğerleri değerli değiller. Tam böyle ava giderken kullanılacak bir ürün. Evet, 3 ürünümüzü de yanımıza aldık. Sende CD'ler var ama değerli CD'ler değiller. Burada kağıtlar var. Değerli bir şey yok. V'nin gördüğünüz gibi kolu burada, kablolar da burada. Şu da yine elektronik bir sigara kutusu. Şunlar zayıflama ürünleri. Bu da son kutumuz. Şu PlayStation 4'ü bir yakalayamadık değil mi? Her seferinde kayboluyor. Şurada pasaportları var. United States of America ama bayağı eski bir pasaportlar. Filmler. Oyunlar. Kitaplar. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Evet, son kutumuz buydu arkadaşlar. Depomuz bu kadar. Yani başlangıç çok kötüydü ama gidişat bizi kurtardı. Şükür diyelim. Takılar, yengenin takıları bizi rahatlattı. Sağ olsun. Umarım depoyu siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.